Betül Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Behliz Hanım siz nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizi konuk ettiğiniz için ben her ikinize teşekkür ediyorum bu tük işletmenizde. Şimdi Betül Hanım, çok kısa sizi bir ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Kız kardeşim ve ben Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü mezunlarıyız. Ben sonrasında yüksek lisans için İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde kimya bölümünde başladım. Bu hikayeyi biraz yarıda kesmek zorunda kaldık. Çünkü sektörde önce bir gıda firmasında işe başladım. Önce kalite kontrol, sonra belli başlı temel projelerde yer alarak işin çikolata fabrikasında öğrendik. Sonrasında sektörde işletme müdürlüğü yaptığım bir un fabrikasında, onu da orada öğrendik. Daha sonrasında global bir şirket olan yağ sektöründe önce bir firmaya teknik danışmanlık yaparak devam ettim. Ve sonrasında tekrardan farklı firmalara eğitmen olarak danışmanlık yaparak işi öğrendik yerinde. Güzel. Profesyonel yerlerde eğitimler, tecrübeler, Evet. Sektöre adım attınız. Burası Evet. Ne zaman hayata geçti? Burası Kasım 2017'de açılışını yaptık. İlk 1-2 ay boyunca işte reçetelerimiz, üretimimiz, bunları oturttuk. Bir altyapı Ar-Ge yaptınız. Tabii bir altyapı Ar-Ge çalışmaları yaptık. Son 2 aydır aktif olarak artık tüm ürünlerimiz hazır. Biz sektöre hazırız. Gayet başladık. Güzel. Peki şimdi sohbetimize devam edeceğiz. Behliz Hanım, sizden devam edelim. Bu butik işletmede siz ablanıza yardımcı oluyorsunuz. Evet. Siz de çok kısa şöyle bir alalım hikayenizi. Ben de biyokimya mezunuyum Ege Üniversitesi. Daha sonrasında ilaç firmasında çalıştım biyoteknoloji bölümünde. Sonrasında ablamla beraber bu işletmede devam ediyoruz, çalışıyoruz. Evet. Ondan tecrübeleri aldınız evet. tabii. Aldı, öğrendi çok kısa bir sürede. Farklı bir sektör olduğu için evet. gerekli eğitimleri almam gerekiyordu. Şimdi onu artık tamamladım. Çikolatayı evet. yapabiliyoruz değil mi? Evet. Yapabiliyoruz. Her şeyinde varız. Tencere ustası. Evet. Şimdi mutfağa tabii girdiğiniz zaman o artık ustalık, tabii. ablanızdan aldığınız o bilgi birikimleri güzelleştiriyorsunuz. Peki burada butik bir işletme, kaç metrekare bir tesis? 56 metrekare. Burada oturma alanları da yapmışsınız değil mi? Bayağı evet. bir konuğa yer verebiliyorsunuz diye. Herhalde. Evet. Gayet güzel. Özellikle workshop uygulamalarımız, kafeterya bölümünde kafe gibi hizmetlerimiz de mevcut. Organizasyonlar, aktiviteler, çikolata ile ilgili katkısız çikolata ile ilgili her şeyi yapıyoruz. Katkısız demişken orayı biraz genişletelim. Evet. Siz özellikle bize sohbette de bahsettiniz. Çikolata bir sanat. Evet. Bu sanatı güzelleştiriyorsunuz tamam ama hijyen, kurallar, ürünün kalitesi hı hı. biraz bunlardan bahsedelim mi? Şimdi öncelikle çikolata dediğinizde iş bayağı derinleşiyor. Çikolatanın kimyasını bilmek çok önemli. İlla katkı olmasına gerek yok. Bu yüzyıllardır yapılan bir ürün. Evet. Ve farklı şekillerde tüketiliyor. Baktığınız zaman temelinde sektör katkıya doğru hızla gidiyor. Biz bundan biraz sıyrılmak istedik katkısız üründe. Katkısız çikolata olur mu? Bunlarla ilgili seminerler, söyleşiler yaptık. Bunun olabileceğini kanıtlamak için workshoplar, tadımlar yaptık. Ve tat farklı. Özellikle off taste dediğimiz alanda çikolatanın gerçekten o yumuşaklığını, o kadifemsi dokusunu çok rahat hissedebiliyorsunuz. Katkısız çikolata olur. Çünkü kakao yağını yönetebilmek, ürün matriksini yönetebilmek burada çok önemli. Temelde tüm ürünlerimiz katkısız, gerekli deklarasyon, hijyen kuralları, analiz sertifikaları, her noktada sektörde çalıştığımız ve bilgi sahibi olduğumuz için bunların hiçbirinden imtiyaz sağlamadan kaliteyi maksimize ederek ürünlerimizi geliştirdik. Evet, meyveleri de kullanıyorsunuz değil mi evet. bu süreçte? Hı-hı. Neler yapıyoruz meyvelerle mesela? Özellikle portakallar, elmalar, kayısılar, kuru çilek mesela ya da gül yaprakları, çikolatada hani görmeye biraz daha alışık olmadığımız tatlar, haşhaşlar, cevizler, evet. Çok fazla çeşit ürünümüz var. Şu an 40'a aşkın özellikle bonbon dediğimiz ya da truf dediğimiz alanda çok çeşitli ürünlerimiz var. Bunlarla hem perakende hem toptan satış kanallarını besliyoruz. Nerelerde varsınız? Böyle kafelerde falan çeşitli anlaşmalı yaptığınız noktalara tabii, mı ulaştırıyorsunuz? Özel projeler var. Kendileri istiyorlar. Mesela hı-hı. bana şu tarz ürünler yap diyorlar ve belli bir alım
karşılığında yeni ürün tasarımları da yapıyoruz. Yani çünkü konukların taleplerine göre de hareket edebiliyoruz. Tabii. Hani alım miktarı eğer bizim için yeterliyse müşterilerimizin talep ettiği yönde de ürün gelişimleri yapıyoruz. Gayet güzel. Peki sektörle ilgili bu butik işletmenizin isim hakkı size ait. Evet. Bunların franchise'ı açık mısınız ya da siz kendiniz ileriye dönük şubeleşmek planlarınızda neler var büyüme yolunda? Öncelikle biz atölyemizi genişletmek istiyoruz. Temel yatırımımızı, tüm kazancımızı üretim ve makine teçhizatı genişletmek yönünde kullanıyoruz. Farklı projeler yazdık. Bu projelerde devletimizin desteğiyle hibelerinden faydalanmayı amaçlıyoruz. Bu noktada öncelikle atölye ve üretim kapsamında genişlemek. Diğer taraftan İzmir ve Ege bölgesinde kendi kalite yönetimimizde, sınırlarımızda kendimiz şubeler açarak ilerleyip satış noktaları açmak hedefimiz. Sonrasında farklı şehirlerde gerekli eğitimi alan ve gerçekten felsefemizi yansıtabilecek insanlarla franchise teklifleri açıksınız. Tekliflerini açığız. Tabii sizin konseptinizin dışına çıkılmaması gerekiyor. Tabii kurumsal ve düzenli bir yapıyla ilerlemek hedefimiz. Evet gayet güzel. Kurumsal bir kimlik diyelim biz buna başlık olarak. Peki. Sağ olun. Keyifli güzel bir sohbetti. Çok sağ olun. Son olarak da şeyi merak ediyorum. Ben mesela ürünlerinizin tedariği konusunda paydaş noktalarınız var mı çalıştığınız? Ya da nasıl tedarik ediyorsunuz? Ham maddeleri. Evet, ham maddeleri. Şimdi çikolatada genel geçer Türkiye'de ağırlıklı bilinen şudur. Kuvertürden üretim yapılır. Kuvertür dediğimiz hazır çikolata. Bunu kırarsınız, eritir, şekillendirirsiniz. Bu dekoratörlük. Biz kakao yağı, süt tozu, pancar şekeri ve %100 işlem görmemiş kakaodan bunları elde ediyoruz. Evet. İşin gerçekten butik tarafındayız. Makine teçhizat dediğiniz zaman makinalarımız tasarım taş değirmenler. Metal kesinlikle değmiyor ürünlerimize. Bu en önemli noktalardan biri. Diğer işte çeşni ve kuru meyveler kısmına baktığınızda bizim gibi gerçekten katkısıza gönül vermiş tedarikçilerden gerekli analiz sertifikaları ve deklarasyonları aldıktan sonra tedarikçilerimizi seçerek yolumuza devam ediyoruz. Gayet güzel. Peki teşekkürler. Keyifli bir sohbetti. Son olarak da sizi tabii kısa bir süreçte destekleyen, tercih eden bölge insanına, çalıştığınız paydaş noktalarınıza bir teşekkür, son sözlerinizi alalım. Evet, herkese çok teşekkür ederiz. Özellikle katkısız çikolata dediğimizde koşarak gelen, bize özellikle İzmir'de destek veren arkadaşlarımız, ailemiz, iş ortaklarımız, daha önceki işlerimizde çalıştığımız iş arkadaşlarımız, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Evet. Onlarla birlikte büyüyecek bu iş. Evet, peki ben her ikinize teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim teşekkür olsun. Sağ olun. İnşallah ilerleyen süreçte o hayal ettiğiniz noktalara ulaşırız. İnşallah. Hep beraber tekrar sizinle orada buluşmak dileğiyle. Ağzınıza İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.